Avrupa'da, Amerika'da ve Asya'da yapılan klinik araştırmalarda ginkgo iç kulağın içerisindeki salyangozun içindeki tüysüz hücreleri besleyen damarlarda yalama, daralma, sertleşme olduğu zaman beyine giden iç kulağın içerisindeki bu tüysüz hücreler beslenemediği için iç kulağın içerisindeki bu tüysüz hücreler aynı halının üstündeki iplik gibi düşünelim. Dışarıdan gelen ses dalgasını beyne iletiyor. Ne oluyor? Deforme oluyor ve ses dalgasını olduğu gibi beyne iletemiyor. Böylece kişi de kulak çınlaması ve salyangozun üstünde de anten gibi, yay gibi denge organı var. Bunun içerisindeki kristallerin oynaması da baş dönmesine sebep olur. Vertigo dediğimiz. Bu tür rahatsızlığı olan hastalar üzerinde denenmiş ginkgo ve hastalar tedavi edilmiştir. Evet, bununla da ilgili neyimiz var? Ginkgo forte. Ginkgo forte Almanların ve Avrupalıların, Amerikalıların üretmiş olduğu ginkgodan daha etkili bizim ürettiğimiz. Neden? Çünkü onların üretmiş olduğu ginkgoda sadece ginkgo ekstraktı var. Bizim üretmiş olduğumuzda alıç ekstraktı var, zeytin yaprağı ekstraktı var, ginseng 19 çeşit bitki ekstraktı var. Forte dememizin sebebi güçlendirilmiş, kuvvetlendirilmiş. Yani kara ile siyah gibi. Dedim ya daha önceki programda siyah bir renk ifade eder, kara güç ifade eder. Kara güç ifade eder. Karahan gibi. Burada da Bugün ben de böyle bir siyah giymişim hocam. Güç mü ifade ediyorum? evet, sizin bu gözüken bir boyunuzun harici de bu kadarı derinlikte bir şeyiniz var. O anlama gelir. Kulak çınlaması, baş dönmesi, rahatsızlığı tedavi edilebilir. Tedavi edilmesi mümkün. Bununla da ilgili klinik araştırması yapılmış. Londra'da beyefendinin kulağında oluşan basıncını doktoruna gitmiş, demiş ki kulağında bir basınç var. Ne yapacağız? Kulağına tüp takacağız. Kulak zarına küçük bir alet. Kulak zarına tüp takmışlar içerideki havayı alsın diye. Kulak zarına tüp takarken vatandaşın bu sefer kulak çınlaması, baş dönmesi başlamış. 4 yıl kortizon vermişler. Adamcağızın bütün hormon dengeleri bozulduğu için kilo almış. Tansiyonu, kolesterolü yükselmiş, obezite problemi ortaya çıkmış. Yavaş yavaş da hafızası da gitmeye başlayınca panik olmuş. İnternetten araştırmış. Aa, Gökçek. Telefon etmiş, beni arıyor ki 4 yıl kortizon kullandım. Hormon anormallikleri, kilo, kemik erimesi, tansiyon, kolesterol, bir sürü problem çıktı. Ne yapacağım? Gelin görüşelim. Geldi. 3 ay içerisinde kulak çınlaması, baş dönmesi problemi kalmadı. Bir gün bir vatandaş geldi. Dedi ki ben İzmir'den Londra'ya uçacaktım ama İstanbul'dan Londra'ya uçuyorum. Neden biliyor musunuz? Bilmiyorum neden. Size teşekkür etmek için Size geldim. uğramak Evet. istiyor. Teşekkür etmek için ekstra İstanbul'a gelmiş. Allah sizden razı olsun. Yıllardır çektiğim acıdan kurtuldum dedi. Size minnettarım dedi. Hocam, depresyon halinde mesela bazen kulak çınlaması oluyor. Ona da iyi geliyor mu sizin ilacınız? Depresyon. Evet. O geçici bir çınlama önemli değil. Her insanda olur o. Bir iki saniye, Mesela bir iki bazen gece dakika. uyutmayabiliyor o çınlama. Sürekli Kendini ise dinlerse tehlikeli. ona da iyi geliyor mu psikolojik? Geçici bir çınlama ise önemli değil. O geçer. Ama sürekli bir çınlama ise tehlikeli. Sürekli Ha, çınlama hiç fiziksel durmayan yani bir çınlamadır. anladım. Böyle Ruhsal değil yani fiziksel bir çınlama arı oluyor. vızırtısı gibi, bir şelale gibi, bir balon patlaması gibi sürekli bir fıs. Yani nasıl bir çınlama? Geçici bir çınlama önemli değil. Herkes